Sevgili fizik canavarları, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum iyisinizdir, fizik dinlemeye hazırsınızdır. Sevgili arkadaşlar, bu video serisinde ne yapıyorduk? 2020 YKS için taktiksel fizik soruları çözüyorduk. Önce TYT dedik. TYT ile ilgili soru çözümlerinde bugün size ne yapacağız arkadaşlar? Elektrik devreleri ve dirençlerin bağlanmalarıyla ilgili ve röteçlerin bağlanmalarıyla ilgili. Hem dirençlerin hem de röteçlerin bağlanmalarıyla ilgili sorular çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Ümit ediyorum faydasını göreceksiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen zaman kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Birinci soru ne diyor? Çok klasik sorulardandır arkadaşlar. KL noktalarının arasındaki eşdeğer direnç ne kadardır? Dirençlerin iki şekilde bağlandığını biliyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi seri bağlama, diğeri paralel bağlamaydı. Yan yana bağlı olanlar seri, üst üste bağlı olanlar paraleldi. Seri bağlı olanlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Direkt klasik olarak 6 ile 6'yı bodoslama topluyoruz. 6, 6 daha kaç yapar? 12 yapar diyoruz. Daha sonra diyoruz ki buradaki 12 ile 12 birbirine paralel, 6 ile 12 de paralel, hepsi birbirine paralel. Tabi buraya ilgili bir yöntemimiz var. Yöntemden birincisi şu. Bunların bir bölülerini toplayabilirsiniz. Yani 1 bölü R eşittir 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 diyebilirsiniz. Ya da daha basit, biz şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki birinci pratiğimiz şu. Önce çarpıp sonra toplamına bölüyoruz. Birinci yol bu. Yani 6 ile 12'yi çarp, 72, 72 bölü 18 4 yapar diyeceğiz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem şu arkadaşlar. Eğer sayılar birbirine eşitse, mesela 12'ye 12 ise arkadaşlar, bu ikisinin eşdeğeri kaç tanesi o sayıya bölüyorsunuz. 12 bölü 2, 6. Demek ki bu ikisinin eşdeğeri ne yapacaktır arkadaşlar? 6 yapacaktır. 6 ile 6 birbirine paralel. O zaman yarısını yapacaktır arkadaşlar. 3 cevabınız nedir o zaman? Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. İkinci soruda şöyle diyor arkadaşlar. Buradaki 6 ile 3'ün ve buradaki 6 ile 3'ün birbirine paralel bağlı olduğunu görüyorsunuz. 6 kere 3, bakın paralel ya, hemen çarp bölü topla. 6 kere 3 18 bölü 6 artı 3 9. 18 bölü 9 2. Demek ki bak burası 2 yapacak. O zaman burası da 2 yapacak. O zaman 2 ile 2 birbirine bağlı, seri bağlı olacağı için cevap ne olacak? 4 olacak tabii ki. Diğer soruda buraya dikkat bak şimdi. Şimdi burada arkadaşlar tabii bu aslında böyle kısa devre ile ilgili bir soru ama kısa devre burada net görülüyor ama göremeyebilirsiniz. Şimdi burada harflendirme denilen bir metottan bahsedeceğim ben size. Harflendirme bizim için çok güzel bir metot. Ben çok severim harflendirme metodunu. Siz bir harfi alıp eğer direncin üzerinden atlamıyorsanız değiştirmemek şartıyla yürütüyorsunuz. Bakın L idi, dirençten atlamadık L. O zaman burası da L. Bakın burası da L. Bakın burası da L. Bakın burası da L. Burası K. O zaman burada K. Bakın o zaman burası da K. O zaman bakın burası da K. O halde cevaba bakıyorum. 6 L'den L'ye bağlanmış. O zaman bu adam nedir diyorum? Kısa devredir diyorum. Geriye ne kaldı arkadaşlar? K'dan L'ye, K'dan L'ye 4'e 4 kaldı. Buradaki eşdeğer direncimiz kaç yapacaktır? Yarısı 2 yapacaktır diyoruz. Geldik buraya, diyor ki şekildeki devrede diyor. KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç 3 ohm olduğuna göre R direnci kaç ohmdur diyor. Şimdi burada hemen şu harflendirme metodunu devam ettir. Bunlara L L L L L L diyeceğim. Buraya K K K K K K K deyip devam edersem eğer, dikkat et bak, K'dan L'ye, K'dan L'ye, K'dan L'ye. Ana! Bunlar birbirine ne bağlı? Paralel. Yani bakın buraya ben K desem, şuraya L desem, o zaman ben bunu dirençlere bağlarsam, bakın R buraya gelecek. Altına hemen 1, 6 gelecek. Altına hemen ne gelecek? 12 gelecek. Bunlar birbirine bağlıymış, paralel bağlıymış. Bak dikkat, olaya çok değil şimdi. Eşdeğeri kaç yapacak? 3. Şimdi ben diyorum ki bak, acaba 3'ü nasıl bulabilirim? Mesela şu 6 ile 6 olsa yarısı 3 yapar diyorum. O halde demek ki diyorum R ile 12, 6 çıksa iyi olur diyorum. O zaman ben R gördüğüm yere kaç yazabilirim diyorum. 12 yazsam, 12 olsa 12 12 6 olur. 6 6 da 3 olur. Ana, doğru çıktı. O zaman burada R'nin olması lazım arkadaşlar diyorum. 12 olması lazım diyorum. R o zaman 12 olmalı diyorum. Çekirdek devrede kare noktasında eşdeğer direnç kaçtır diyor. Kaç ohmdur diyor. Genelde ben burada arkadaşlar, burada bir kural yok. Ama genelde böyle birbirine bölebileceğiniz sayıları düşünüyorsunuz. Mesela 30 ile 6'yı alabilirim. Ne olur bu mesela? 6 kere 30 180 bölü 36. 180 bölü 36 kaç yapacaktır arkadaşlar? 5 yapacaktır. O zaman buradaki eşdeğer direnciniz 5'tir arkadaşlar. Burası eğer 5 ise, bakın bunlar gitti yerine 5 geldi. Burası 20 yapar. 20 ile 5 kaldı. O zaman diyeceğiniz şey şu. 20 çarpı 5 bölü 25 diyeceksiniz. Toplayacaksınız yani. 100 bölü 25'ten dolayı burası kaç yapacaktır? 4 yapacaktır diyorsunuz. Üreticinin birim yük başına ürettiği enerjinin joule cinsinden değerini veren ifade nedir diyor arkadaşlar. Bakın bu bir bilgidir arkadaşlar. Bu bilgi size lazım olur. Bakın bu bilgiyi bir şeyin içerisinde, 1 2 3 öncülün içerisinde sorarlar.
karşılaşabileceğiniz sorulardan bir tanesidir. Bu soru arkadaşlar, üreticinin birim yük başına ürettiği enerjinin jül cinsinden değerine üreticinin elektromotor kuvveti denir arkadaşlar. Bakın üretici neyi denir? Elektromotor kuvveti denir diyoruz. Basit elektrik devresinde bir ampülü çalıştıran üreticinin ucuna bağlanan voltmetre. Aha. Bak deminki sorunun tam tersi. Basit bir elektrik devresinde bir ampülü çalıştıran üreticinin ucuna bağlanan voltmetre. Üreticinin EMK'sını okuyacak. O zaman hangi değeri kesinlikle gösterir? Üreticinin birim yük başına ürettiği enerji olarak aktardığı enerji gösterecektir diyoruz. Çalışan bir elektrik devresinde bir üreticinin elektromotor kuvveti 15 volt, iç direnci 1 ohm'dur. Bakın burası önemli arkadaşlar. Bir üreticiniz var. Bak burayla ilgili bir taktik verelim hemen. Eğer 15 voltluk üreticinizin bir gerilimi varsa ve bunun bir iç direnci 1 ohm yazıyorsa, mesela şurada 1 ohm iç direnç yazar. Bakın şurada 1 ohm yazar. R eşittir 1 ohm yazar ya. Burada kural şu arkadaşlar. Şunu yapıyorsunuz. Hemen bunu buradan siliyorsunuz. Üreticinin yanına hemen bir direnç çiziyorsunuz şuraya. Diyorsunuz ki bunun yanında 1 ohmluk bir direnç var diyorsunuz. Sonra ne diyor? Diyor ki buna göre diyor üreticinin ucuna bağlı voltmetre kaç voltu gösterir. O zaman getirip şuraya bir tane voltmetre bağlıyor adam. Bağlasın. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Ampermetre devreye seri bağlanır. Burayı unutmayın. 15 voltu direnç bizim için ne yapacak arkadaşlar? Yiyecek. Ne kadar yiyecek? Vır kadar yiyecek. Peki bu V eşittir I çarpı R'de bunun yiyeceği potansiyeli ne kadar olacağını bulalım. Adamın direncinin 1 olduğunu biliyoruz. Üzerine geçen akımın da 3 olduğunu biliyoruz. 3 kere 1 ne yapar arkadaşlar bizim için? 3 volt yapacaktır. O halde demek ki direnç 3 volt yiyecek. 15 voltum var. 3'ünü eğer direnç yerse bu amper voltmetreye ne kalır? 12 volt kalır diyorsunuz. Her zaman direnç üretici voltunu yiyendir. Burayı unutmayın. Gerilim azaltandır. Özdeş üreticilerle kurulmuş o şekildeki devre parçalarının ucuları arasında geçtiği direnç. Arkadaşlar burada üreticilerin bağlanması var. Üreticiler seri ve paralel bağlanmış. Bakın burada olay şu. Eğer üreticinin zıt bacakları yan yana geliyorsa, bakın buradaki eksiyle bakın buradaki artı yan yana geldiyse bunlar birbirini güçlendirir. Buradaki her bir üreticinin gerilimine EMK derseniz o zaman buradaki toplam EMK ne kadar olacaktır? 3 EMK olacaktır. Bakın bunların her birine EMK EMK derseniz paralel bağlı olanları da paralel kollardakinin bir tanesini alıyorsanız EMK EMK ise orada o zaman buradaki ne yapacaktır? 1 EMK yapacaktır. Burası 2 EMK, burası 2 EMK olduğu için 2 EMK 2 EMK. O zaman bir tanesini alacağınız için burası da 2 EMK olacaktır. O halde burada gerilimler için 1 en büyüktür. Sonra 3, sonra 2 olacaktır. 1, 3, 2 veren cevap bizim için nedir arkadaşlar? Elbette doğru cevaptır diyeceksiniz. 10. soru arkadaşlar, diyor ki iç direnci 1 ohm olan. Bakın demin taktiği verdim size. Taktik şuydu. Bakın buradaki birileri gördüğünüzde hemen şuraya bir 1. Hemen şunun yanında da bir 1 ohmluk direnç çizin. Yani bu artık bunun direncidir, artık bu da buranın direncidir diyeceksiniz. Burayı unutmayın. Burada en önemli kural bu. En önemli olay bu. Bunu yaptığınız mesele bitti. Daha sonra bakın bu üreticilerin eksi bacağı eksi bacağına gelmiş. Aynı bacaklar geldiyse gerilim ikisinin farkı kadardır ve büyüğün sözü geçer. Büyüğün sözü geçer. Farkı 30 eksi 20 10'dur. Vır yazacağız hemen. V eşittir I çarpı R yazacağız. Buradaki V kaçtır? 10'dur. I ne kadar bilmiyorum. Zaten onu soruyor bize. R eşdeğer direnç ne kadardır? 1 burada, 1 burada, 3 de burada. Bunların hepsi ne bağlı? Seri bağlı, toplamı da 5 yapacaktır siz arkadaşlar. O halde buradaki I kaç çıkacaktır arkadaşlar? 2 amper çıkacaktır diyoruz. O halde cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Evet sevgili fizik canavarları, bu video inşallah sizin için yararlı ve faydalı olmuştur. Bu videoların gelişmesi için her zamanki gibi ne yapıyorsunuz? Aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olarak abone ol tuşuna tıklamayı, like bırakmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Her güzel şeyin olduğu gibi fizik canavarları olan birliklerinizin bugün de sonuna geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Benim fizik canavarlarım.